arkadaşlar, inanılmaz okuma metinleri, o güzelim okuma metinleri içerisinde maksimum bir şekilde istifade edebilme adına ileride çok farklı elastik bir şekilde çevirip bükebileceğiniz cümle kalıpları ile alakalı birazcık daha dikkat çekmek istediğim için böyle bir giriş yapıyorum. Şimdi biz birazdan okuyacağımız, arkadaşlar, çevireceğim benim okuma parçasında buradaki cümleyi andırır bir İngilizce cümle geçecek arkadaşlar. Andırır diyorum, aynısı değil. Mesela burada sadece bilgili olmanın kelime karşılığını verdim. Knowledgeable. Bu çünkü parçada geçmiyor. Bilgili. Tamam. Bilgili. Ha, bunu bilgili yerine bunu kullanacaksınız. Şu kelimeyi kullanacaksınız. Onun haricinde arkadaşlar, bu kitabı okuyorum çünkü bilgili olmak istiyorum kalıbını düzgün bir şekilde kurabileceğiniz buna benzer bir kalıp geçiyor orada. O kalıpta bazı kelimeleri değiştirip bakalım buradaki Türkçe kelimenin, şu an not alıyorsunuzdur bunu. Buradaki Türkçe kelimenin %100 İngilizcesini arkadaşlar sizler toparlayabilecek misiniz? Ben bunun videonun sonunda da arkadaşlar bunların İngilizcesini ekleyeceğim. Bundan sonra bir cümle daha var. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ancak, lakin, fakat anlamlarına gelen, yani bunların herhangi birinin anlamına gelebilen arkadaşlar. O daha sonra ödemeyi planlıyor. Yani bayan veya bay o. dan bahsedebiliriz. O daha sonra ödemeyi planlıyor. Ödeme yapma arkadaşlar, parasal olarak ödeme yapma, hani PayPal var ya, ödeme aracı, hani şu an Türkiye'de yasak olan, onun arkadaşlar aracı şey, yani PayPal'un payı. Buradan geliyor PayPal, yani ödeme, para ödeme. Sizlerden isteğim şu, az önceki cümlede olduğu gibi yine bunu verecek çok yakın bir anlam var. Çünkü bu tekstlerde nihayetinde okumamız ve çeviri yapmamızın nedeni bu. İleride karşınıza böyle çıkacak veya böyle bir şekilde aklınıza gelecek olay örgüsünde, ki en son iştir Türkçeden İngilizce'ye çevirebilmek. İngilizceden Türkçe'ye çok daha kolay çevrilir ama Türkçeden İngilizce orijinaliz vermek zordur. Böyle biraz beynimizi yakalım, kalori yakalım arkadaşlar. Ki böyle kalıcı olsun, çok güzel olsun. Şimdi siz bunu hiç kesinlikle videonun sonuna atlamadan ve videoyu da doğru düzgün izleyerek bakarsanız bulursunuz. Bakmazsanız yolda kalırsınız. Bunu durdurun, Türkçesini yazın, yani bu Türkçeyi alın. Ve bakalım, ben çeviri yaparken arkadaşlar cümle içerisinde, çeviri içerisinde, paragrafta bu cümlenin karşılığını sizinleyebilecek misiniz? Ve yazabilecek misiniz? En sonunda da zaten ben orijinalini bu cümleyi şu hale soktum diye söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hamburger. Evet, geçen haftaki tarantula dersinden sonra arkadaşlar birazcık daha iç açıcı bir menümüz var. Merak etmeyin. Bugünkü, bu haftaki menümüz daha iç açıcı. Reading, business, fast food, health. Reading neyi okuyoruz? Hangi arkadaşlar parçayı okuyoruz? İş, fast food, aparatif yiyecekler, health, sağlık. The impossible hamburger. Evet, inanılmaz, imkansız, mümkün olmayan hamburger. Nowadays, nowadays arkadaşlar, bugünlerde diye çevirebiliriz. Bugünlerde. More and more people are eating less and less meeting. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Gittikçe daha da fazla insan diyebiliriz. Gittikçe daha da fazla insan diye çevirebiliriz. Eating diye de çevirebiliyor. Diye de dönüyor sanki, değil mi? Eating less and less meeting. Daha da az gittikçe. Bugün daha da fazla insan daha da az et yiyor. They are doing this because böyle yapıyorlar, bunu böyle yapıyorlar, bu şekilde yapıyorlar çünkü they want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorlar. Because they care about animals. Çünkü hayvanları umursuyorlar. Because they care about animals and be careful on care. Kare, dikkatli olmak. Dikkat ediyorlar, şey yapıyorlar. Ne hayvanlara? Çünkü they care about the environment. Hayvanları koruyorlar. Hayvanlarla karşı dikkatliler. Çünkü çevreyle, environment, çevreyle alakalı ne yapıyorlar? Aynı şekilde hassasiyet gösteriyorlar. Therefore, bununla birlikte chefs and scientists at one company call it impossible foods. Bu nedenle chefs, şefler and scientists, bilim adamları at one company, bir şirkette call it impossible
Foods. İnanılmaz, mümkün olmayan yiyecekler diye bir ne yapmışlar? Anons etmişler. Recently, son zamanlarda spent 100 million. 100 milyon dolar, 100 million dollars to create a hamburger. 100 milyon dolar harcamışlar, spent harcamışlar. Ne yapmak için? Üretmek için, yaratmak için bir hamburger. Nasıl bir hamburger? Call it. Call it yani burada ne oluyor? Nasıl bir hamburger? Is call it. Şöyle bir hamburger yani adlandırılan. Ne diye adlandırılan? Yani burada pasifleşiyor. Hamburger is call it. Yani şöyle seslerinden çağrılan hamburger. Nasıl? The impossible burger. İmkansız hamburger. It is called Impossible Burger because böyle imkansız hamburger diye adlandırılıyor. Çünkü it looks benziyor. Neye benziyor? It looks neye benziyor? Looks'tan sonra virgül koymuş arkadaşlar. It looks, smells ve kokusu da şöyle görünüyormuş. Hem şöyle benziyor hem de şu kokusu da şuna benziyor anlamında. It smells şey demek arkadaşlar. Yani it smells şey gibi kokuyor. Şey gibi. It smells like rose, gül gibi kokuyor derken it smells like dersiniz mesela. It looks, smells and tastes. Hem tadı da benzer gibi. Ne gibi? Ne gibi? Ne gibi? Görünüşü, tadı, kokusu ve tadı neye benziyormuş? A real meat burger. Gerçek bir et burgerine benziyormuş arkadaşlar. But it is made entirely. It is made yapılmış, fakat yapılmış değil mi? Meydana gelmiş, yapılmış. Entirely, tamamen, tamamen, entirely, tamamen. From natural plant, doğal bitkilerden, ne gibi bitki içeriklerinden, ingredients, bitki içeriklerinden, içerik, malzeme değil mi arkadaşlar? Yemeği yaptığımız malzeme, such as, gibi, mesela, gibi, like, bu like anlamı da var, such as, ne gibi mesela, gibi, nasıl, wet, buğday, coconut oil, Hindistan cevizi yağı and potatoes ve arkadaşlar patateslerden. Where can you buy an impossible burger? Peki bu impossible burger'ı yani bu inanılmaz burger'ı nereden satın alabilirsiniz? Son zamanlarda, currently, son zamanlarda you can buy it only 23 restaurants in New York, Los Angeles, Las Vegas, Texas and San Francisco. Bu yerlerde arkadaşlar 32 restoranda sadece satın alabiliyor musunuz? However, ancak lakin tabi her tutan şey için bunun içinde bir planları vardır. The company plans to sell the product in supermarkets and restaurants in the many other cities in America. However, ancak şirket planlıyormuş. Ne planlıyormuş? Ürünü satmayı, to sell the products, ürünü satmayı. Nerede? Süpermarketlerde ve restoranlarda. Ne? Peki tamam, bu küçük yerlerde ve sonra bu küçük yerler, neredeki bu küçük yerler? In many other cities, Amerika'daki diğer birçok şehirde. And then, ve sonra o zaman, in other location, daha sonra da yani, öteki lokasyonlarda yani yerleşkelerde dünyanın etrafındaki around the world. The company says that şirket ifade ediyormuş ki it also wants to create other kinds of meat as well as milk products that are made from plants. Hoho. It also wants to create other kinds of meat. Bir de diğer türlerini üretmek, ortaya koymak, yaratmak istiyormuşlar. Bir de as well as ne gibi diyor, milk products, süt ürünleri gibi mesela that are made from plants, bitkilerden yapılanlar gibi, bitkilerden yapılan şeyleri taklit ettikleri gibi, o şekilde de diğer ürünleri de yapmak istiyormuşlar, süt ürünleri. Bill Gates, the world famous Microsoft businessman, dünyanın meşhur Microsoft iş adamı, loves the idea of hamburger and hamburger made from plants. Bitkilerden yapılan hamburger fikrini seviyormuş, beğeniyormuş. What do you think? Siz ne düşünüyorsunuz? Do you like the idea? Fikri beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız beğeniyoruz dersiniz, beğenmiyorsanız da beğenmiyoruz dersiniz, değil mi arkadaşlar? Evet.
All things grammar topics, yani all things topics bu iki siteden şu anki topics kısmından gidiyoruz arkadaşlar. Bu parça da çok güzel arkadaşlar. Size benim tavsiyem bunu muhakkak ne yapın? Suyunu çıkarın. Video açıklamalarında adresten kaynağı indirin ve video açıklamalarındaki tavsiyelere uyun. Evet arkadaşlar, bu kitabı okuyorum çünkü bilgili olmak istiyorum. Gelecekte tabii bu okuma metinlerine çok ciddi dikkat ediyorsunuz. Bu okuma metinlerinin dinleme kısımlarını da çokça dinleyin arkadaşlar. Çünkü ben link atıyorum, orada linkte var ses dosyaları. Video uzamasın diye yapmıyorum. Belki ileride yaparım ama şu an siz o kaynağa ulaşabilirsiniz. Açıklamalardaki çalışma tekniğine dikkat. Bu kitabı okuyorum çünkü bilgili olmak istiyorum. Biz parçadaki hangi cümle kalıbından devşirmişiz bunu? They are doing this because they want to be healthy. Onlar bunu yapıyorlar çünkü they want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorlardan esinlenerek yazmışız. Bilgili anlamında knowledgeable'ı da koymuşuz ki hani kelime daralcınızda olmayan bir kelime de sıkılmayasınız diye. Bu kitabı okuyorum çünkü bilgili olmak istiyorum. Evet diyelim. Şimdi burada şimdiki zaman var. Bakın bu kitabı okuyorum. Şu an okuyorum. Yapmış değil mi? Okuyorum. İlk önce bundan bu var. İlk eylem bu. Burada da ne var? Biz buradan da they are doing this. They are doing this diye biz buradan ama ne onlar bunu yapıyor değil de biz ben bu kitabı okuyorum demişiz. Şimdi nasıl diyeceğiz? Bakalım arkadaşlar. I am reading this book because değil mi arkadaşlar? Sorry. Because çünkü bilgili olmak istiyorum. Because they want to be healthy. Şimdi çünkü de koyduk. They want to be healthy. Biz sağlıklı olmak için kitap okumuyorduk. Niçin? Bilgili olmak için. Because I, dediğim arkadaşlar yine I want to be, ne olmak istiyordum arkadaşlar? Knowledgeable, bilgili, kültürlü değil mi arkadaşlar? Değil mi? Knowledgeable. Evet arkadaşlar. To be knowledgeable. Evet. I am reading this book because I want. Evet arkadaşlar. I want to be knowledgeable. Bilgili, kültürlü olmak istiyorum. Bunu farklı farklı da çevirebilirsiniz. I am cooking this because I want to eat. Bunu pişiriyorum. Bu yemeği pişiriyorum çünkü yemek istiyorum. I am exercising because alıştırma yapıyorum, egzersiz yapıyorum çünkü I want to be ready, hazır olmak istiyorum gibi bu tür kalıpları böyle ters çalıştırırsanız inanılmaz güzel şeyler olur arkadaşlar. Umarım siz de doğruya yakınını yazmışsınızdır, belki de doğru yazmışsınızdır. Sıkıntı yok, sakın üzülmeyin. Ne kadar doğru katarsanız, hatta yanlışlarınızı ne kadar tespit ederseniz o kadar harika, o kadar mükemmel olursunuz. Hep beraber bakalım. Şimdi ne yapayım? Buradan bu mekanizmayı geliştirelim arkadaşlar. Bu İngilizcenin en son hali, yani bir Türk için en son hali, bir yabancı için en son hali. Yani kendi ana dilinden İngilizceyi net bir şekilde getirebiliyorsun. Paragrafları bu yüzden sık sık okuyoruz arkadaşlar. Yani ben o paragraf o dersini okumuştum falan, daha gerek yok diye bir şey yok arkadaşlar. Okumanın kaynaklar hiçbir zaman eksilmez. Kalıpları her zaman lazımdır. Asla yabana atmayın. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Biz şu kalıptan yola çıkarak bunu icat etmişiz. Ancak lakin fakat burada ne oluyor? However. However bunların herhangi bir anlamı veriyor. However koyduk. Yani biz buradan esinlenerek yaptık. Biz de aynısını diyeceğiz. However. Aynısını dedik. O daha sonra ödemeyi planlıyor. O. Bizim özlemimiz o. The company. Şirket değil. Değil mi arkadaşlar? O. Şimdi biz company'yi değiştireceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Aynı zamanda şöyle olsun. She veya ne yapsın arkadaşlar? He. However, ancak lakin daha sonra ödemeyi planlıyor. Bizim şimdi asıl şimdi planlama bizde de var. Plan. O zaman koyalım onu. Plans. Çünkü tekil olduğu için herhangi bir bunlardan herhangi biri plans. D olsaydı plan olurdu değil mi? He, she plans. Ne yapmayı? Ödemeyi. Fiilimiz ne? Bizim sell, satmak değil, ödemek. He plans to pay daha sonra anlamında ne verir arkadaşlar? Geç anlamında bir ifade var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaman kalıpları en sonda verilir.
Late ama daha sonra. Sadece geç anlamında daha sonra değil. Daha sonra. O zaman later daha sonra oluyor. Late geç, geç gecikmek. Later daha sonra oluyor arkadaşlar. Anlam oluyor. However, he plans to pay later. Arkadaşlar ne yaptık? Farklı şeyler devşirebiliyoruz. Evirip çevirip farklı şeyler yapabiliyoruz. Siz şimdi okuma metinlerinde iyice yoğunlaştıkça, bu tür örnekler bilinçaltınıza iyice girdikçe, siz böyle bir şey aklınıza geldiğinde ya nasıl yazılır? 50 tane farklı varyant gelecek aklınıza. Her birini yazabileceksiniz artık. Ama altı bir doldurmak lazım ilk önce arkadaşlar. Bunun örneklerini de çoğaltabiliriz ileriye doğru. Şimdilik bunları yetinelim. Görüşmek üzere.